Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Gene bugün beni bilerek yakaladınız. Allah şükürler olsun. Keyfim yerinde. Her zaman böyle olmuyor. Bugün ne yapıyoruz mutfakta? İnanın sizlere hamur işi yaparken çekim yapamadım. Niye derseniz evde 4 çocuk olunca işler bitmiyor. Tam bir şeyi elim alıyorum. Biri bir şey istiyor, biri bir şey söylüyor. Önemli değil artık. Zaten de daha önce videolarda gösterdik değil mi yapılışını? Evet. İyi, evet be ya. Şöyle yumurta sarımız var arkadaşlar. Hemen hızlıca yumurta sarımızı güzelce karıştırdım. Şöyle üzerlerine sürelim. Şöyle. Bugün bundan üzerine ne yapacağım? Kaşar peyniri dolduracağım. Şöyle çocuklar öyle seviyorlar. Bir de kaşarlı ekmekler yaptım. Şöyle bir şey. Daha önce hiç bunu şey yapmadım ama ben normalde evde yaş maya çok bulundururdum. Bugün yaş mayam yokmuş. Dedim hadi kuru mayadan poğaça yapayım. Haşhaşlı yapayım. İnanın kuru mayanın arkadaşlar bir paket şeyden undan sadece 2 tepsi çıktı. Normalde bunu yaş şeyle yapsanız yaş mayayla kesin bir 3 tepsi çıkıyordu. Verimli daha az. Evet aynen. Yani ya, şeyi, kuru maya fazla böyle kabartmıyor şeyi, hamuru. Memnun kalmadım. En kısa zamanda alışverişe gittiğimde hemen yaş maya alıp dolaba koyacağım. Evet. Bir de kabarma şeyi de geç oluyor. Havanın maşallah bu arkadaşlar. Hakikaten. Evet bugün hava çok güzel. Yazdan bir gün. Zaten dördüncü ay başlangıcı kötü başladı değil mi? Böyle şeyli bir havaydı. Soğuk. Soğuk. Yağmurlu. Bir kar yoktu. Yağmurlu, soğuklu, fırtınalı. Hadi bakalım. Bu arada bizim yine menümüz arkadaşlar. Güzel bir çorbam var bugün. Sarmamız pişti artık. Ondan sonra poğaçalarımız var. Daha bir şeyler. Ramazan günü zaten maşallah. Bir tane bir şey yapmaya kalkıyorum. Arkasına 2-3 derken gerçekten bereketli çıkıyor. Tabii. Şöyle peynirleri de dolduralım. Bu şekilde. Arkadaşlar bir de Trakya'dan bakan var mı? Var mı kızanlar bana bize bakan Trakya'dan? Ha? Ne soracaksın yine acaba? Haydi be ya. Neredesiniz? Çok severim şu Trakya sesini. Zaman zaman takipçiler şey oluyor değil mi? Yaklaşık biz 1,5 seneden beri buradayız. Evet. Çok takipçiler geldi gitti. İlk başlarda diyorlardı işte biz sizi Trabzon'dan takip ediyoruz. Sıkı takipçinizdeyiz. Biz sizi Zonguldak'tan takip ediyoruz. Kütahya'dan şuradan buradan. Hep onların yerine ne bileyim onlar bir zaman sonra işte kendilerini varlıklarını ortaya koymuyorlar. Hep yeni birileri geliyor. Değişiyor yani. Bakışlarımız güzel. Yorumlarımız az. Yorum az oluyor. Hakikaten. Şöyle bir şey. Bizleri mesela ben genelde videomuz artık Ramazan gelir arkadaşlar erken koyuyoruz. Şöyle fırının da ısınıp ara vereyim. Çünkü akşama koyduğumuzda yetişmiyor. İftar saati oluyor. İftardan sonra camiye gidiyorum. Camiden geldiğim gece 11 oluyor. Türkiye'de 12 zaten onun imkanı yok. Evet. O yüzden Ramazan'da böyle şey yapıyoruz. Almanya 5, Türkiye 6 saatinde koyuyoruz. Bizleri hiç mesela benim görmediğim daha önce tanımadığım insanlar dışarıda görüyorlar. Biz sizi takip ediyoruz. Fulya Funda'ya konuşuyorlar, bana konuşuyorlar. Ama bunu her zaman söylemişimdir. 40 yıllık tanıyan insanlar hiçbir zaman demezler. Biz sizi işte bakıyoruz. Ondan sonra şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Onlar hep gizli takipçidir. O kim bakıyor videolara? Kim bakıyor videolara? Hep zaman zaman söylerim zaten de hani... Böyle bir şey yaptığınızda yani hiç şey yapmayacağınız. Akraba ya tanıdığa, evet, konu komşuya güvenmeyin. Akrabana, komşuna güvenmeyin. Şimdi nasıl oluyor bir adam diyelim ki bayanın birisi kuaför açıyor ya diyor yürür diyor. Akrabam çok diyor, tanıdığım çok diyor. Evet. İlk hafta gelir, ikinci hafta kimse gelmez. Kimseye güvenmem bu konuda. Hiç tanımadığı kimseler gelirler onun dükkanına ama tanıdıkları gelmezler. Hiç kimse gelmez. Çevrenize güvenmeyin. Dünyanın şeyi böyle değil mi? Evet. Bunu kafanıza bulundur. Ne olursa olsun. YouTube'da olsun. Dükkanda olsun her bir iş kurması. Ya, her mecrada ya. Yani mesela geçenlerde bir şeye dönerci bir ablayla şey yaptım. Diyor ki o kadar da dükkan açmadan önce diyor. Aa çok güzel dükkan mı açıyorsunuz? Hadi artık bundan sonra biz size geliriz. Ondan sonra başkası kazanacağına siz kazanın. Şöyle yaparız böyle yaparız dediler diyor. Onlar nedense diyor hiç diyor görünmedi. Ama tanımadığım insanlar diyor. Gelip diyor aa siz dükkan mı açtınız hayırlı olsun. Ondan sonra işte ekmeğiniz bol olsun. Bundan sonra sizi gördük geliriz diye çok mutlu oluyor. Evet, diye. Evet. Bu dünyanın şeyinde böyle. Tanıdığına... Yani yakın çevre ne olsa olsun. Seni hep yolda bırakıyor. Evet, yolda bırakıyor, evet. Aynen. Arkadaşlar kasten, konun komşu, yani yakın komşum bile dislike bastığını biliyorum videolarına. Bakın, evet. Kasıtlı. Uzak bile değiliz. Hem hemşeriyiz hem de komşuyuz. Evet.
Sonra bir de gelip aynı onunla o şeye söylediği diyor ya. Söyleme dostuna, söyle dostuna diye. O birisinin yanında söylüyor. O insana geliyor, bize değil. O da benim olan duydu yani. İşte. Ben duyuyorum yani. Hem hemşerim hem de komşum. Aslında yani her şey... gün gördüğüm bir insan göz göre göre videolar çıktığında ilk dislike'ları ona basıyormuş. Hem de bunun yüzü yüz gulamut geldi. Sonra da geldiler. Başkaları değmediler ama yapacak bir şey yok. Ne demiş şayet iki kişinin birliği sır değildir. Evet. Ben de daldım ona. Bütün peyniri bunlara koydum. Neyse. Yani. Ben bunu fırına göndereyim. Kötü söz, kötü hareket her zaman sahibine aittir. O yüzden Allah iyileden yana. Bunun hep amin. Farkındayız. Boşver. Dün bile camiye gittiğinde bir bayan konuşmuştu sana. Evet. Cami de dün fulyumundan tanımış. İnsanlar maske olunca biraz zor tanıyorlar. Tabii cami ortam olduğu için sohbet edemedik ama bizi takip ediyormuş. Hatta buralarda oğlum oturuyormuş. Öyle bir şey dedi. Evet. Dedi çok beğeniyorum sizi dedi işte Fulya Funda'yı. Çok terbiyeli çocuklar falan diye konuştu. Allah razı olsun. Zaten bir alışveriş falan gittim mi? Karşıdan birisi gülerek geldi mi anlıyorsun yani takip ettiğini. Hakan yüzü güleşle geliyor. Değil mi? Yani biz arkadaşlar bakın biz hiç kimse bir tanımadık kendimizi. Hiç kimseye para vermedik. Sizin sayenizde bu hale geldik. Yani hakikaten. Birçok kimsenin arkasında mesela YouTube'cuların arkasında tanıdık insanlar oluyor. Ya da hiç tanımadık olmazsa onlar basıyorlar parayı. Kendilerini büyük kanallara tanıtıyorlar. Evet. Biz ne yaptık? Zaten dedi bizim burada şey kimsemiz yok. Ailemiz, akrabamız yok. Bir Allah bir kendimiz varız. Bismillah dedik çıktık yola. Demek ki kalplere dokunduk değil mi? Evet arkadaşlar biz başladığımızda 100 abonemiz vardı yoktu. Yalan söyleyeyim 10. videonun sonunda bir patlama oldu. Hakikaten bir patlama oldu. Hani bu zamanda 200-300 aboneken arkamdan gülenler beni ala geçenler. Yani şimdi beni gördüler mi kaçıyorlar niyeyse bilmiyorum. Yani kimseye böyle bir yola çıktım kimse güvenme. Kendi işini kendi yapın. Aynen. Kimse kolak asman. Dediğim gibi yakın çevrenize çok güvenme. Zaten şeyde her yaptığın bir şeyde yani senin yiyecek ekmeğin varsa Allah mutlaka birilerini karşına yani. Çıkarıyor. Tabii ki baktığın zaman da olabilir. Hani bu benim şey için demiyorum. İnsanlar paralar döküyor, dükkanlar açıyor. Kimisi yürüyor, kimi yürümüyor. Oluyor. O yürümediği zaman battıysa aslında hiç şey yapmayacaksın, üzülmeyeceksin. Demek ki senin için o daha hayırlısıymış değil mi? Evet. Tabii. Orada yiyecek ekmeğin yokmuş. Ya para diyeyim gene ele çıkıyor geliyor yani. Gene para bulunuyor ya, hakikaten para bulunuyor. Sağlığınız olsun, şeyiniz olsun. Yani. Kimse yapamazsınız, kendinizi küçültmen, kimsenin olarak asman. Bazen de çok döktük, birine yetmedi ya. Ana, olsun, olsun, haksızlık olsun, oldu olsun, bu. Dur açık şundan çalayım şuradan şöyle. Ha. Olsun. Siz çok yumurta oldunuz bakayım. Hadi biz bunu şey yapalım. Abo, nazara geldik. Her yeri yumurta oldu ya. Tüh. Ellerimi de yıkayayım, yemeklerimiz de hazır, poğaçalarımız da pişecek. Bir salata şeyi yaparız. Bugünlük böyle devam edemezsek yine yarına bakarız artık. Allah kerim. Ramazan günü böyle yarım yarım devam ederiz. Evet. Evet arkadaşlar. Akşam olmadan hemen yemeğimizin hazırlığına başladık. Değil mi annem? Hı-hı. Sen biliyor musun bu sarmayı kim sardı? Ben. Ha, kızım sardı. Evet teyzeleri Ramazan yaklaşırken sarma sarıp dolaba koymuştuk. Şimdi elimize iyi geldi. Şöyle üzerine limon dilimlerini kestim. Yan tarafta da şu domates sosundan. Sıcak su, sıvı yağla karıştırdım. Yağla su karışınca gördün mü Funda ne oldu böyle? Evet. Göz göz bir şeyler oldu. Ne oluyormuş? Yağla su karışmazmış değil mi kızım? Şimdi bunu böyle tenceremize koyacağız. Kapak getir annem. Şurada kırmızı tabak vardı ya. Sarma pişirince koyuyoruz. İçine koyalım. Bir sarmamızı pişirelim. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz bakalım. Amanın kimle varmış burada kimle? Ne yapıyormuş bunlar burada sancağı mı biniyormuş? Cappuccino ne yiyorsun sen? Oh Melih abin yine yeşilliği vermiş size. He? Bakıyorum da organik besleniyorsunuz ha değil mi Melih abisi? Aynen. Melih abisi kendi yemiyor yeşilliği ama size veriyor. Bunu organik yiyor. Organik besleniyor bunlar. Annem saklanmış oraya saklanmış. Gel annem gel gel gel. Oh parka geldiler bir de sancağı da biniyorlar. Yaramazlar sizi. Heh. Hadi bakalım ben sizi rahatsız etmeyeyim. Kuzularım benim de. Maşallah size. Evet arkadaşlar. Tam zamanında ekmeklerimiz pişti. Ayarlamış gibi oldum sanki. Şöyle peynirli şeylerimiz de burada. Poğaçalarımız. Bunlar da haşhaşlılar. Keza broşun. Evet. Hurmalarımızı koydum. Yoğurt koydum. Şöyle domates salatalık yaptım. Sarmamızın da son hali pişti. Biraz biber kızarttık. Üzerine yoğurt koyacağız şimdi. Çorbalarımızı da çekeceğiz.
Bugün bizim menümüz böyle. Allah kabul etsin, değil mi Fulya'cığım? Amin. Rabbim olmayanlara versin. Herkesin evine, mutfağına bolluk, bereketlik versin. Biz de bizim evimizde olanın 1000 katını başkalarına versin inşallah. Bu şekilde. Hadi bakalım. Ben hemen masamızı hazırlayayım. Ondan sonra bir de çay demleriz. Videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tam son şeye de geldim. Bugün biraz fazla susadım. Kusura bakmayın. Yemeklerde falan gözüm yok. Sadece su içtim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Herkesin şimdiden orucu Allah kabul etsin inşallah. Hayırlı iftarlar diliyorum.